Ben e, Kaan hocamızı tanıtmak üzere ekip arkadaşım Abdullah'a söz vereceğim. Abdullah buyur. Herkese merhaba öncelikle. Merhaba. Kısa bir hocamızın özgeçmişini size aktaracağım. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü lisans mezunu olan Kaan Kapan aynı üniversitede Coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çeşitli çalışmalarda bulundu. 2019'dan beri İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca çeşitli üniversitelerin Avrasya ve Orta Doğu Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler de vermektedir. Bununla birlikte 2019'dan beri Türk Coğrafya Kurumu'nun genel sekreterliğini yürütmektedir. Kapanın çalışma arasında Orta Asya, Doğu Asya, Güney Asya ve Kafkaslar üzerinde siyasi coğrafya, bölgesel jeopolitik ve ülkeler coğrafyası yer almaktadır. Ayrıca bu, çok, bu alanlarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok akademik çalışması bulunmaktadır. Hocamıza, etkinliğimize katıldığı için kendi ve kulübüm adına çok teşekkür ederim. Daha güzel ve verimli bir etkinlik olur hepimiz adına. Hocam konumuz İstanbul. Neden söylersiniz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle şu anda altta gördüğüm sayıya göre 166 evet. civarında bir arkadaşım katılmış. Hepinize teker teker ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Pazarın bu güzel saatinde güzelce kahvaltı yapmak varken birazcık benim meziyetime katlanmak durumunda kalacaksınız. Elden geldiğince ben de sizlere sıkmadan kahvaltınızın üzerine güzel bir çayınızı kahvenizi yudumlarken hoş bir sohbet yapmaya, hoş bir bilimsel etkinlik yapmak için elimden geleni yapacağım sizlere. Bugün sizlerle biraz daha böyle genç jenerasyon hoca kuşağından ve en bunun gençlerinden biri olarak, temsilcilerinden biri olarak böyle bir sunum paylaşmak istemedim. Direkt ben benim dersimi alan arkadaşlar İstanbul'dan zaten bilirler. Daha böyle sıcak, daha yakın bir temaslı ders olması için direkt benim görünümümle sizleri karşı karşıya bırakacağım. Yani böyle bir monoton bir anlayış yerine, anlatış yerine daha sıcak, daha samimi, karşılıklı direkt soruları sorabileceğiniz bir platform oluşturmak istedim. Benim arkadaşlar derslerimde olduğu üzere şu ana kadar geçen sene pandeminin başlamasıyla birlikte bugün 14. etkinliğimi gerçekleştiriyorum canlı yayınlar şeklinde. Bu 14 etkinliğin hiçbirinde de işte soruları sona saklamadım. İstediğiniz yerde hocam işte Kan Bey, Kan Kaan ne, nasıl hitap ediyorsanız arada sorularınızı da sorabilirsiniz. Yani bunda bir şey yoktur, bir beis yoktur yani bir sıkıntı oluşturmaz benim için. Daha da sevinirim aksine karşılıklı diyalog şeklinde bir anlatı gerçekleştirdiğim için. Şimdi öncelikli olarak Marmara coğrafyanın son yıllarda yapmış olduğu özellikle bir değişim mi oldu bilmiyorum. Ben ama genel baktığımda önceden Marmara coğrafyadaki etkinliklerimiz biraz daha böyle seminer falan izletiyorlardı. Ee, ne bileyim çeşitli etkinliklerde biraz daha normal etkinlikler şeklindeyken bir vizyon, bir kabuk değişimini hissediyorum kulübü adına diyeyim. Hani ben normal e, fakültede işte bölümün yönetim adına bir şey deme hakkına sahip değilim. Ama kulüp adına baktığımda bir sıçrama görüyorum, bir değişim görüyorum yani açıkçası arkadaşlar. Yani bunu neden dile getiriyor, getirmek istiyorum? Şu var, siz hangi mecrada olursanız olun, bütün alanlarda e, jeopolitik de olduğu gibi çevrenizi strateji açısından takip etmek zorundasınızdır. Ben de buradan hareketle benim öğrencilerim bilirler zaten bütün sosyal medyalarda olabildiğince aktifimdir. Yeri geliyor 300 tane hikayeyi 2 dakikada baksam da mutlaka bakarım. Neden? Algı vardır. Arkada arkadaşlar zihnin oluşturduğu bir background vardır. Bunu oluşturabilmek önemlidir. Bu anlamda e, Selin Galiba oranın başkanı yanlış hatırlamıyorsam. 2020-2021 döneminde başkanlık yaptım. Şimdi e, Berkin diye bir arkadaşımız başkanlık görevini sürdürmekte. Tamam. belki ve Sinan'a öncelikli olarak e, teşekkürlerimi iletiyorum. Bir canlanma oldu. Bir canlanmayı ben yani İstanbul'da bir hoca olaraktan ben fark ediyorum. Bunun yanı sıra e, bizim bu dönem itibariyle açılmış olan Tarihi Coğrafya Kulübü'müz yani sahaya resmen böyle gümbür gümbür bir giriş yaptı. Ee, hiç kimse demez ki onlar bir iki aylık, üç aylık bir kulüp. Yani birazcık daha geçmiş olabilir ama altay geçti mi Ali toplamdaki süre? 5 ee, ay oldu sanırım hocam. Yani 5-6 aylık bir kulüp evet. olmalarına rağmen... ...işte Selim hocamızdan, işte çeşitli hocalarımıza kadar... ...canlı yayın etkinliklerini gerçekleştirdiler ve aktif bir şekilde sahada varlar. Arkadaşlar biz şu anda... Hem Türk Coğrafya Kurumu'nun genel sekreti olarak coğrafya neden buradanın asıl nedenleri bunlar aslında. Biz hep kendimizi arka planda tutarsak, biz her zaman kendimizi bir set içerisinde korumanın arka planında durduğumuz takdirde kendimizi çeşitli platformlarda aktaramamaz hale geldik. Ve bunun neticesinde de coğrafyacı kimliğinin yaşadığı sıkıntıları bizler ve sizler şu an yaşıyorsunuz. Bunun neticesinden dolayı çeşitli mecralarda bulunmamız gerekiyor. Ben mesela 2014 yani bu sene pandemi nedeniyle işte 14 tane etkinlik düzenlediğimi söyledim. Bunlardan 6 tanesi uluslararası ilişkiler ve siyaset bölümü bilimi bölümlerinden davetler geldi. Ve oralarda belki de dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışsam da yeterli gelmemiş olabilirim. Ama adımımı da geri adım atmak istemedim. Dedim ki ya iyi ya da kötüyle bir temsil olsun bir coğrafyacının adı geçsin. Ve en nihayetinde de gerçekten ana zeminde coğrafyanın eksikliğini bu alanda ben gördüm ve bu alanda ondan dolayı arkadaşlar 2018'de doktora çalışmamdan sonra bütün çalışmalarımı bölgesel jeopolitik adı altında kendimi ve ekibimi geliştirmek için çeşitli adımları yaptım. Şimdi bir 10 dakikalık genel bir jeopolitik hususlardan anlatacağım sonra direkt gümbür gümbür konuya gireceğiz İstanbul'a gireceğiz tamam hazır mısınız oturalım şöyle bir rahat yerleşelim. Bütün devletlerde, bütün mekanizmalarda büyük sıçrayışlar olur arkadaşlar. Ancak bu büyük sıçrayışların hemen öncesinde birkaç adım geri çekilmek vardır. O geri çekilmeyi gerçekleştirmediğiniz takdirde sizler o büyük sıçramayı yapamazsınız. Örnek verelim atletizmciler mesela ne yapıyorlar? Bir koşu yapacak, bir sıçrama yapacaksa hemen ne yapar? Bir işte belli bir mesafede geri çekilir. O noktadan sonra sıçramayı yapar. Yani bunun İstanbul için neden anlatıyoruz derseniz mesela İstanbul'da Arap Cami diye bir cami var. Duyanınız olmuştur mutlaka değil mi? Duymadıysanız da benim bu etkinliğimden sonra mutlaka bir not defteri alın arkadaşlar şu an. Kan Hoca soru sorar. Kan Hoca ışık açmaya çalışır. Kan Hoca zihinleri yakmaya çalışır. Eğer bu etkinliğin sonunda derseniz ki ya Kan Hoca yaktı geçti ben başarılı olmuşumdur. Bazı sorular oluşturmak istiyorum sizlerde. Arap Cami Arap Camii nedir? Neden oluşmuştur? Neden e, günümüze kadar etkisi ve yetkisi önemli bir camiydi İstanbul için? Bunu bir araştırmanızı istiyorum. Ya da e, birinci Justinianus arkadaşlar ilk oh. defa işte Ayasofya onlar için çok önemli olduğunu Bak, biliyoruz. Ayasofya'yı e, inşa ettiğinde neden demiştir ki Ey Süleyman işte seni geçtim. Süleyman Madebi Mabedinin daha üstünde bir yapı inşa ettim diyerekten işte Süleyman Mabedine neden atıfta bulunmuştur. Yani bu temel unsurları bunları basamak haline getirdiğimizde biz gerçek başarıya ulaşmış oluyoruz. Gerçekte önümüzdeki doneleri görmüş oluyoruz. Bunun neticesinde İstanbul'un İstanbul olduğunu anlıyoruz. Ve e, öğleden sonra gördüğüm kadarıyla tarihçi hocamız var. Ben çok da tarih kısmına girmek istemedim bu yüzden. Ama bir Süleyman mabedi, Mabedi'nin e, yarışmak maksatlı yapılan Ayasofya'nın temel yapı taşlarını bilmek zorundayız. Ya da İstanbul'un fetih sürecinin gerçekleşmeden önceki dönemde ufak ufak adımların atıldığını, o adımların aslında fetihi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunların doğrultusunda biz gerçek doğruya ulaşabiliriz. Tabii ki fetih önemlidir. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet canımızdır, paşamızdır. Gerçekten de güzel bir sultanlık yapmıştır. Biz İstanbul'a hediye etmiştir. Ama en nihayetinde bazı zorlu süreçleri aşmak için küçük adımlarla bazen bir iki adım geriye de gelmek gerekir. Bu anlamda jeopolitik konum İstanbul için oldukça önemlidir. Peki bu <laughs> jeopolitik nedir? Jeopolitik hususlarla alakalı neler diyebilirim size? Şöyle bir tanımlamayla girmek gerekirse bir devlet, bir bölge, tamam. Bu devlet ve bölgede bir politika uygulanması gerekiyor. Tamam. Bu politikayı ama nasıl bir politika uygulamak gerekiyor? Fiziki ve beşeri coğrafyadaki tüm etkenler açısından o alanda uygulanacak olan politikayı düşünüp Düşündükten sonra da uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, tarih gibi çeşitli disiplinlerle kritik etmesi neticesinde ortaya çıkan coğrafi politikaya ya da coğrafi siyasaya ben jeopolitik diyorum. Bu benim kendi tanımlamamdır. Ee, yaklaşık bir ay içerisinde İstanbul Press'ten çıkacak olan Doğu Akdeniz'de ilgili bir e, kitap bölümüm olacak. Orada bildiğim kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ön sözlüğünde yani meclisin bastığı bir kitapta yer alacak bu. Dolayısıyla orada yayınlandığında da görürsünüz bu tanımlamamı. Gerçekten de tanım e, coğrafyanın ne kadar da jeopolitikle iç içe olduğunu gösteriyor. Zaten saygıdeğer Hamza Hocam vardır. Sizin de bölüm başkanınız Marmara Coğrafya'nın. Onun siyasi coğrafya kitabında da baktığınızda jeopolitikanın, ...çeşitli varsayımları var. Kimisi diyor ki siyasi coğrafyanın devamı. Kimisi diyor yok hayır değil. A, tamamen kendine has bir bilim dalı. Arkadaşlar bunlarla uğraşmak yerine <laughs> biz jeopolitik anlamda ne yapabilirizi ortaya çıkarmamız lazım. Jeopolitik kavramı ilk defa 1897'de işte bilme işte bilim adamları tarafından çıkartılan bir terim. Peki tarihsel gelişimine baktığımızda biz bunun ilk defa 1900'lü yıllarda başlıyor. 1950'li yıllara yakın birazcık soğuk savaş dönemi öncesinde İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların uyguladığı jeopolitik davranıştan dolayı hafif soğuma meydana geliyor. Ama asıl günümüzdeki jeopolitik kavramı soğuk savaş öncesi ve soğuk savaş sonrası şeklinde ben ikiye ayırıyorum. Neden? Soğuk savaş öncesinde arkadaşlar sade eski bildiğimiz jeopolitik vardı. Yani ne vardı? Mutlak konum. İşte ada devleti, yarımada devleti, kıta içi devleti, bunun yanında işte bunun e, devletin büyüklüğüne kadar, iklimin özellikleri nelerdir gibi ana unsurlar üzerinden jeopolitik yapılıyordu. Ama Soğuk Savaş sonrasında eleştirisel jeopolitik de dediğimiz, Kaks'ın 1981 yılında bunu daha da temellendirdiği arkadaşlar bir kavram çıkıyor. Eleştirisel jeopolitik kavramı. <laughs> Bu eleştirisel jeopolitik kavramıyla birlikte aslında sorular değişiyor, soruların yanında yan dallar çıkmaya başlıyor. Nedir mesela bunlardan? iki tane ana unsur oluşturuyor. Birincisi mevcut düzenin devamını sağlamak ve taktik uygulamalarını sağlamak için politika geliştirmek için bunu kullanmak. İkincisi ise alternatif yeni düzen kurgulamak. Aa yeni düzen kurgulamak demek ki bu dünya devletleri bu dönem içerisinde yeni düzen kurgusu yaptı. Demek ki eleştirisel jeopolitik yapmış diyebiliriz. Yani jeopolitik ...biraz daha düz, basit, sade anlatımla eski tarzdaki bir jeopolitik kavramı iken... ...eleştirisel jeopolitik arkadaşlar daha çok, daha detaya giren... ...az sonra İstanbul özelinde anlatacağım hususları daha derinlemesine... ...eleştirisel, sorgusal, yeni bir düzen nasıl oluşturulabilir... E, ...amaçlayan bir e, jeopolitik bakış açısı diyebiliriz. <laughs> Bunun yanında... Şimdi... Jeopolitik kavramı önemli bir kavram ama bunun bir sahada uygulanabilirliği lazım. Sahada uygulanabilirliği için arkadaşlar eleştirel jeopolitikle birlikte aslında bizim değişen değişmeyen faktörler olarak ayırdığımız unsurların daha da detaylamasına, derinlemesine çalışılabildiğini görüyoruz biz burada. Bunu gözlemliyoruz ve bunun neticesinde işte jeopolitikada değişmeyen unsurlar vardır. İşte stratejik kaynaklar, coğrafi bütünlük, su, iklim gibi ana unsurlar. Bir de bunun yanında değişen unsurlar vardır arkadaşlar. Politik, sosyal, askeri, ekonomik, bilimsel, teknolojik gibi unsurlar. Bu unsurlarla beraber arkadaşlarım benim e, genel bir şehire doğru yöneliş geliyor. Yani bunu buraya çekmek istiyorum. Bu kavramlar eleştiriselle birlikte şehir jeopolitiği kavramı ortaya çıktı. Yani Türkiye'de siz şu anda Google Scholar ya da Web Science ya da çeşitli yerlerde arama tarama yaptığınızda şehir politiği, şehir jeopolitiği kavramının çok az olduğunu görürsünüz. Evet. Bildiğim kadarıyla evet. bir tane e, Güngör Hoca ile şeyden yani Ata Seven Milli Savunma Üniversitesi'nin Ata Seven'de çalışan iki tane e, hem e, a, şey askeri kökenli hem de Türk şey kökenli akademisyen olmak üzere eş çalışan bir hocamızın çalışması var, iki kişi birlikte yazdıkları. Onun dışında şehir e, e, jeopolitiği ile ilgili yapılmış olan bir çalışma yok. Neden? Çünkü şehir jeopolitiği kavramı da aslında ilk defa Grimm tarafından 2004'te öne atılmış bir kavram. Şimdi 2004'te öne atılıyor. 2005'te Fransa diyor ki ben bu şehir jeopolitiğine sahip çıkmam lazım. Konuya geldim arkadaşlar. Sıkıcı yerim bitti. E, diyor ki Fransa işte Sarkozy var o dönemde diyor ki ya diyor şehir jeopolitiği diye bir kavram çıkmış ben diyor e, ulusal jeopolitika merkezime araştırma yaptırttım bu kavramın Fransa için çok önemli olduğunu tespit ettim ben bir sempozyum düzenleyeyim diyor ve şehir jeopolitiği sempozyumu düzenliyorlar. Ya neden arkadaşlar Fransa bunu el atmış var mı e, görüş olan katkı sunmak isteyen Fransa neden sizce şehir jeopolitiğini hemen sahiplenmiş? Ve hemen sahiplenmeden dolayı şu an dünyada şehir jeopolitiği denildiğinde Fransa ön planda gözüküyor. Hocam Fransa'daki aşırı göçmen nüfustan dolayı olabilir mi? Banyöllerinde yaşayan. <laughs> Kesinlikle Emre. E, çünkü dil, din ve toplum özellikleri açısından farklı inşaların bir arada olduğu bir bölgedir Fransa. Aynı İstanbul'da olduğu gibi. Ve Sarkozy 2005 yılı öncesinde toplumsal içeride mekanizma toplumsal unsurlarda meydana gelen sıkıntılı süreci görüyor ve bunun neticesinde diyor ki ben şehir jeopolitik kavramına sahip çıkmam lazım diyor. Ve 2004 yılında Grimm'in ilk defa ortaya atmış olduğu bir ifade direktmen sahiplenilmiş oluyor ve bu sahiplenilme neticesinde akademik literatürde yer edinmeye başlıyor diyebiliriz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Jeopolitik kavram o kadar güzel bir kavram ki arkadaşlar bilim olarak da ya da coğrafyacıların ilgilenebileceği bir alan olarak. Ama 2005'te şehir jeopolitiği kavramının yeni çıktığını görüyoruz. Ya burada Ali neden ileride tarihi jeopolitik diye bir alanda çalışmasın ki? Ya da e, farklı alanlara doğru yeni dallanmanın, budaklanmanın olabileceğinin göstergesi bunlar bize. Ama biz bu alanda yine her zaman olduğu gibi geri planda kalırsak kendi içerimizde e, bir grup kurmak, bir ekip kurmak yerine işte onun yayını böyle bunun yayını böyle o orada masada oturdu bana selam vermedi gibi kendi içerimizdeki çeşitli kıskançlıklarla yola çıkacak olursak arkadaşlar ne yazık ki jeopolitik kavramında da bizler yerimizi alamayacağız. Ben ondan dolayı burada görüyorum benim mesela yüksek lisans master lisans düzeyinde ilgilendiğim öğrencilerim var. Ve ben bunlarla ekip olarak bunu oluşturmak istiyorum. Diyorum ki yani benim bir unsur gerçekleştirebilmem için kendim içerisinde bunu oluşturabileceğim bir e, grubum olması lazım. Bir ekibimin olması lazım. Neden arkadaşlar? Bunu sağlayabildiğiniz ölçüde siz var olabilirsiniz. Yani bir e, teorem vardı, bir e, genel öngörü vardı biliyorsunuzdur da yine değinmek isterim. Kalabalıkların bilgeliği diye bir unsur var ve kalabalıkların bilgiliği o kadar önemlidir ki benim bilmediğimi benim yanımdakiyle bir ortalama sağladığımızda biz bir unsuru geliştiririz ve bir ortaya bir ürün çıkartabiliriz. Jeopolitika bu noktada ben coğrafyacı genç arkadaşlarımın özellikle önemsemesi gerektiğini düşünüyorum ve gerçekten de bu alanda bizler var olabiliriz. Şimdi arkada benim Orta Asya ile ilgili kitaplarımı görüyorsunuzdur görebileniniz varsa. Yani bir ben 1800'lü yıllara gidiyorum şeyde Rus coğrafya Kongre şeyinin e, komitesinin başkanı Putin. Putin o dönemde de yine coğrafya komitesi o kadar önemliymiş ki coğrafyacıları çeşitli bahanelerle bölgeye gönderdiklerini 1800-1750'li yıllarda gönderdiklerini ve oradan bilgiler topladığını görüyoruz. Ya da onu geçin arkadaşlar Grenbel diye bildiğiniz yani şu işte Arap coğrafyasında gezen kişiler ya da işte bir derviş kılığında Türkiye'den geçip işte çeşitli noktalara gidenler ya bunlar çeşitli mekana indirdiğimizde coğrafyacının yaptığı unsurları yapıyorlar. Bizler peki bu alanda neden olamıyoruz arkadaşlar? Yani bir ülke uzmanlığı bir bölge uzmanlığını neden geliştiremiyoruz biz? Çünkü neden biliyor musunuz? Benim öngörüm bu. Ee, saygıdeğer hocalarım varsa tabii ki e, bana katılmayabilirler. Ama bir bir ekip oluşturamadığımızdan kaynaklı. Biz kendi içerimizde biz birlik oluşturmayız. Biz arkadaşlar Doğu toplumunun özelliklerini taşıyıp batıya bakan toplum insanlarız. Neden? Biz Doğu'nun özelliğini e, taşıyoruz. Her zaman mesela şimdi şu an bakıyorum 196 tane öğrenci arkadaşım ya da katılımcıyı görüyorum... Hiç kimse bu bildirinin sonunda ya da bu sunumun sonunda direktmen yüzüme ya da mesajla ya da maille hocam çok kötü bir sunumdu diyemez. Ama ne deriz biz? Doğu toplumuyuz ya döneriz. Ya ne kadar da kötü oldu ya vallahi. Yani boşu boşuna bizim bir saatimizi yedi bu adam. Anlattığı şeylerde dile gelecek bir şey değil. Akılda hiçbir şey kalmadı diyemeyiz arkadaşlar. Doğu toplumunun özelliğini taşırız biz. Biz bunlar... Çıkmamız lazım artık ya. Bir ekip olarak bir masada oturabilmemiz lazım. Biz bunu gerçekleştirdiğimizde... ...bütün ülkelerin ulusal jeopolitik merkezleri varken... ...biz de neden olmuyoruz? Ya da coğrafyacılar olarak... ...bir 10 yıl sonra o açılacak olan o merkezde... ...biz niye o, o, var olmuyoruz? Ya da o merkezleri biz neden açmıyoruz? ...düşünmemiz lazım. Bunun düşündüğümüzde... ...coğrafyacı istihdamını gerçekleştirebiliriz. Coğrafyacılar adına kalabalığın bilgeliği unsurundan yola çıkaraktan ortaya doğruları koyabiliriz. Az önce Arap Cami dedim. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için kalabalığın bilgeliğini bu yayından sonra bir inceleyin, bir araştırın. Tamam Ben bunların hepsini açıklayamam bir saatlik etkinlikte. Bunu dile getirin arkadaşlar. Bunları bir öğrenmeye çalışalım. Şimdi jeopolitik kavramları bu şekilde sıralandırdık. Eleştirisel jeopolitikle birlikte şehir e, ...jeopolitik kavramının 2004-2005'li yıllardan itibaren e, Fransa'da başladığını söyledik. Ve buradan hareketle arkadaşlar e, artık Fransa aslında Türkiye'den çok da farklı olmayan bir coğrafya. Ne var Fransa'da? Afrikalılar var, Asyalılar var, Doğu Avrupalılar var. Bunların meydana getirdiği bir toplumsal değişim, toplumsal farklılıklar var. E, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye çok mu farklı? Ben e, dün yine bir yayınımda dile getirmek istedim. İşte yazıyorum. Kafkaslar, aynı zamanda Balkanlar, Ortadoğu, e, işte Orta eee Güneybatı Asya ya da Afrika, Asya, e, Avrupa kıtaları. Yani bölgesel anlamda 6-7 farklı nokta sayıyoruz Türkiye'nin bulunduğu yer için. Kıtasal anlamda da üç farklı yer sayıyoruz. Peki bu şekilde e, toplanmış bir alanda bulunan Türkiye'nin sizce Fransa'dan farklı bir yöntem izlemesi mümkün mü? Değil. Neden? Biz bu topraklarda işte 568. yıl etkinliği düzenlemiş olduğumuz İstanbul'da yaşayabilmemiz için ulusal jeopolitiğimizi geliştirmemiz lazım ya da şehirsel jeopolitiğimizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Bunları geliştirdiğimizde biz 1568 daha yıl daha yaşayabiliriz. Yoksa yaşayamadığımızda ilel ebet müddet devlet kavramından değişik kavramlara döndüğünü biliyoruz biz e, bu toprakların. Dolayısıyla e, bu kavramları iyi mekanda, zamanda iyi oturup, iyi inşa ettiğimizde biz uluslararası camiada varız. Güç devşirmelerinin etkisi altında kalmayız arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a indik artık. İstanbul'da e, genel anlamda jeopolitiğe giriyoruz. Herkesin bildiği Maslow'un bir ihtiyaç piramidi vardır değil mi? Nedir? En altta insanlar içindir bu onu söyleyeyim. İşte en altta fiziksel ihtiyaçları, onun üstünde güvenlik, güvenlik. işte bir üst kademede ait olma, sevmek, sevilmek, ilişki kurmak, arkadaşlık. Bir üstte değer, en üstte de kendini gerçekleştirme gibi bir beşli bir ihtiyaç piramidi vardır. Ben bunun bir de jeopolitik açıdan olanını sizlere anlatmak istiyorum. Jeopolitik açıdan arkadaşlar birinci kategoride Aynı Maslow'un olduğu gibi İstanbul özelinde düşünün bunları. Bir gıda, soru, e, su, barınma gibi temel unsurları biz İstanbul'da sağlayabiliyor muyuz? Düşündüğümde vallahi hiç aç kalmadım. Susuz bazen kalacak falan deniliyor ama şu ana kadar kalmadım. Ama bir su problemi olabilir. Bir e, suyla alakalı bir unsuru biz düşünmemiz gerekiyor dedim. Jeopolitik anlamda biri yazdım oraya. Sonrasında... Biyolojik ihtiyaçlarımı ben genel anlamda tamamladım. İkinci basamada jeopolitik, şehir jeopolitiğinde arkadaşlarım ee, nedir? Bağlamsal güvenlik dediğimiz yani şeydeki ikinci Maslow'un ihtiyaç piramidindeki ikinci basamakta oluşan e, güvenlik unsuru yani İstanbul'un güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. İstanbul'u siz koruyabilirseniz Türkiye'yi koruyabilirsiniz. Ki geçmiş zamanda ulusal önderimiz Atatürk'ün İstanbul'dan neden Ankara'ya başkent taşıdığının da bizler biliriz nedenlerini. Çünkü başkent gittiğinde devlet gidecektir. Ama Türkiye gibi işte Amerika'da ya da İngiltere'de Londra gibi merkezlerin arkadaşlar bazı önemleri vardır. Ankara bizim başkentimizse İstanbul'da bizim kalbimizdir. Kalbi aldığınızda bir vücuttan vücudun çalışabilme ihtimali var mıdır arkadaşlar? yoktur. Bundan dolayı İstanbul jeopolitiği önemlidir. Yani ben size bazı kavramlar üzerinden bunu gitmek isterim ama çok da sıkmak istemiyorum. Çünkü genel bir ders olacak. O yüzden daha böyle genel cümlelerle anlatmak istiyorum. İstanbul'un güvenliği nereden başlar? İstanbul'un güvenliği arkadaşlar uzak kıyılardan başlar. Siz bir ülkenizi korum korumak istiyorsanız komşunuzu korumak zorundasınızdır. Komşuyu koruyamıyor musunuz? O zaman komşunun komşusunu koruyacaksınız. Azerbaycan örneğinde olduğu gibi, Libya örneğinde olduğu gibi bazen şeyler de anlatılıyor. Ben şimdi jeopolitik olduğu için arkadaşlar siyasete de bazı dokunduracağım ama hiçbir zaman A'nın, B'nin, C'nin politik amaçlarıyla bir ifade kullanmamaya çalışacağım. Çünkü ben bilimsel yönde bir kimliği olan kişiyim, siyasetçi değilim. Bundan dolayı Libya'da biz neden varız arkadaşlar ya da Suriye'de ya da Azerbaycan'da biz neden varızı bu noktadan düşünmemiz lazım. Biz kendi sınırımızın güvenliği komşunun komşusunda ya da daha uzak cephede e, başlar. Yani bazı arkadaşlarım var diyor hocam Libya'da ne yapıyoruz o zaman ya da Karşı kıyıda? Arkadaşlar orada da mavi vatan komşuluğu var, deniz komşuluğu var. Dolayısıyla siz büyük düşündüğünüz takdirde ütopyaların bir altını gerçekleştirebilirsiniz. Yoksa hiçbir zaman kendi kabuğunuzun e, dışına çıkamazsınız. Türkiye 1930-1950-55'lere kadar Polonya sendromu denilen bir sendrom yaşadı. 3 yazın arkadaşlar Polonya sendromu nedir? Bu Polonya sendromu arkadaşlar öyle bir şeydi ki bizim doğumuzu Ruslar alabilir diye bakıyorduk her zaman. Batımızı da kim geleceği belli olmayan bir sürü az önce söylediğim işte küresel güçlerin alabileceğini düşünüyorduk. peki doğuyla batının bu şekilde iç içe yani her an birinin alabilir korkusunun olduğu Polonya sendromunu yaşayan dış politikada Türkiye'nin ne kadar başarılı olmasını bekleyebiliriz ki biz? Bunları attıktan sonra genel anlamda bir başarıya ulaşabiliyor. Yani ondan dolayı Türkiye'nin iğme hareketleri biraz daha 80'lerde 2000'lere gelebiliyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Her ne kadar uygulanan yanlış politikalar var olsa da arkadaşlar bir ülkenin güvenliği komşusunun komşusundan başlar. Komşusu zaten korumak gerekir. Komşunun komşusunu koruduğunuzda kendini koruyabilirsiniz. Yani çünkü ne yazık ki biz coğrafi, jeopolitik sınırlarımızı kaybettik. Bunları kaybettiğimiz için var olan gücümüzü koruyabilmek daha ileriden açmamız lazım. Jeopolitik sınırlar nereler? Var mı bilen? Mesela... E kuzey bat, doğumuzdaki jeopolitik sınır aslında neresi olması lazım Türkiye'nin? Yok. Arkadaşlar Jeopolitik sınır olarak baktığımızda gerçek anlamda Türkiye'nin güvenliğini koruyabilmek istiyorsanız Kafkas dağları ki Rus kaynaklarında bile 1900'lü yıllar öncesinde Türk dağları olarak geçer buralar. Ve o Türk dağlarının e, ne olursa olsun güney tarafını biz korumakla yükümlüyüz. Ya da Balkanlardaki sınır güvenliği nerede başlar arkadaşlar? Var mı bilgisi olan? Balkanlardaki sınır güvenliğimiz de Tuna'dan başlar aslında. Biz mesela deriz işte bizim atalarımız dedelerimiz ne cenga vermiş be hay maşallah Viyana'ya kadar gitmişler. Ya neden Viyana peki? Hiç düşündünüz mü? Romanya'dan giren Tuna'ya siz hiç baktınız mı? İşte buralarda biz var olmamız lazım. Yani Türkiye'nin uluslararası anlamda bölgesel bir güç olabilmesi için arkadaşlarım Romanya civarında Tuna'nın giriş kısmında mesela bizim bir üst bulundurmamız gerekiyor. Ya da oraya hakim uzak dereceden de etkileyebilecek bir e, envarter geliştirmemiz gerekiyor ki Balkanlardaki gücümüzü koruyabilelim. Balkanlarda Tuna'nın tam karşı tarafına baktığınızda Arnavutluk'ta bir üstümüzün bulunduğunu görürüz. Çok güzel çok stratejik bir noktaya konumlandırılmıştır. Ama aynısının coğrafyacılar tarafından hesaplanmasının yapılıp arkadaşlar Romanya'da Tuna etrafında yapılması gerekiyor. Yani siz e, Rusya'nın durduk yere mi Sivastopol ya da Kırım'ı e, orayı ele geçirdiğini düşünüyorsunuz. Hayır hem Karadeniz'i egemenliği altında tutabiliyor hem de Tuna'nın çıkış havzasının karşısında bulunan o adayla, yarım adayla arkadaşlar, Balkanların güvenliğini sağlamış oluyor. Yani coğrafyacılar biz o kadar çok şey görebiliyoruz ki ama biz bunları sahada, zeminde hep böyle yani yanlış anlaşılmasın ama e, genel baka baka bazı şeylerin detayına girememişiz. Ben e, 2018 e yılına kadar çeşitli çalışmalarım vardı ama 2018 yılından itibaren özellikle iki sene ben sadece okumak istedim, araştırmak istedim. E, 2021 diyelim artık. 2021 itibariyle de yayınlarımın bir çoğunluğunu jeopolitikle ilgili yapmak istiyorum. Ve yapıyorum da e, zannedersem üç ay içerisinde üç tane farklı yani e, yerden yayınım çıkacak. Jeopolitikle ilgili onlara da bakarsınız arkadaşlar. Yani bir şeyde uzmanlaşmak lazım. Uzmanlaşın. Yani şurada şu an gördüğüm 200 tane katılımcının her biri bir alanda derinlemesine detayına girin ki arkadaşlar başarıya ulaşabilir. İstanbul'u korumak Sakarya'dan Tuna'dan başlar. Eğer siz Tuna'da İstanbul'u, Tuna'yı koruyamazsanız, Sakarya'dan Tuna'yı koruyamazsanız bizim İstanbul'u koruyabilme kapasitemiz oldukça düşüktür arkadaşlar. Bunları dile getirmek lazım. Çünkü neden? Az önce değişen değişmeyen unsurlar şeklinde ifade ettiğim e, jeopolitik unsurların değişen unsurları artık günümüzde ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü bir yerde bayrak dalgalandırmanıza gerek yok. Artık o yerde Allahu Ekber diye ezan sesi duyulduğunda o sizin bir sessiz bayrağınızdır arkadaşlar ezan sesi. Ya da bir yerde çan sesi duyduğunuzda Hristiyanların o alanda bir Hristiyan simgesinin olduğunun göstergesidir. Bütün bunları iyi düşünmemiz ve bunlar neticesinde değerlendirmemizi şehir jeopolitiği, ülke jeopolitiği adına bunları sağlayabilmemiz lazım ki biz bu coğrafyada var olabilelim ve bu coğrafyada kendi e, siyasamızı, taktiğimizi diğer bir ifadeyle taktiğimizi geliştirebilirim. Yoksa biz işte değişen unsurlar üzerinden İstanbul'u ele alıyoruz bugün. İşte politik açıdan, sosyal açıdan, askeri açıdan, bilimsel açıdan şey yapıyoruz. Koruyamaya biliriz arkadaşlar. Bu unsurları İyi bir şekilde detaylandırmamız lazım ki e, genel anlamda oturtmuş olalım. Maslow'un ihtiyaç piramidini söyledim. Jeopolitikte de bir ihtiyaç piramidi çizdiğimde birinci gıda, su, barınma dedim. İkinciye güvenlik dedim. Güvenliğin sağlanması lazım. Üçüncü de yine arkadaşlar görülemeyen coğrafik olaylar. İşte deprem, savaş, e, kasırga gibi unsurlar. Bu açıdan da İstanbul'a baktığımızda, birinci derecede deprem kuşağında yer alan bir e, şehir görüyoruz biz. Bunu e, elimizden geldiğince çeşitli politikalar geliştirerek bunun e, sağlamlaştırmak adına yapmak zorundayız. İstanbul'da meydana gelebilecek bir yıkım Türkiye'yi de yıkıma yol açacaktır. Ki günümüzde ekonomik verilere baktığımızda aslında çok da doğru olmayan gitmeyen bazı unsurların olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlarım. Yani bunun da geliştirilmesi lazım. Peki gelelim şimdi şu güzel konuya. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'a birazcık giriş yapalım. Ben soru geleceğini düşündüm. Şimdi İstanbul jeopolitiği denilince. Ya hocam Kanal İstanbul sizce gerekli mi? Ya eğer İstanbul'da Kanal İstanbul gerekliliği gerekmezliği arkadaşlar kişilerin uzmanlığına göre değişir. Neden? Eğer siz bunu ekolojik anlamda bakarsanız siz bunu çevresel anlamda bakarsanız, siz buna insan anlamında, kalabalık anlamında, nüfus yoğunluğu anlamında, ekonomik anlamda bakarsanız siz buradan çok da bunun faydalı olduğunu göremezsiniz. Nacizane ben arkadaşlar bir e, jeopolitik çalışan bir hocanız olaraktan ben faydasının olacağını düşünüyorum. <laughs> e, bak sesim bile kısıldı biraz cesaret edemiyorum bunu derken ama ama tarih olarak yanlış. Neden yanlış? 2012-2013 Türkiye'sinde yapılsaydı o günkü anlamda biz e, işte G20'de dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında bayağı iyi bir konumlara doğru yükseliyorduk. Ama günümüzde bunun düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yani ekonomik anlamda şu an doğru bir an değil. Neden? Yani biz bu doğru ana atmamız için e, bazı ekonomik güçler gerekiyor. Çünkü neden? Yani düşündüğümüzde dış çepere bakalım şimdi bunu Amerika istiyor işte Avrupa Birliği'nden çoğu istiyor bunlar istiyor şu istiyor. Yani bir e, olay vardır. Eğer bir şeyi sizin karşı cephenizdeki hepsi birden istiyorsa bir düşünmeniz gerekir. Neden? Jeopolitik böyle bir unsurdur. Yani sizin bunu tahlil etmeniz, zeminde, mekanda, coğrafyaya yaymanız, e, kar zarar olayında bir dengeyi tutturmanız lazım, kara geçmeniz lazım ki yapın. Ama Kanal İstanbul bugünün projesi değildir arkadaşlar. Yani A'nın B'nin şu anki işte A partisinin e, şeyi gibi gözükse de işte idealleri gibi gözükse de ben bunun tarihsel yapısına baktığımda 94'lerde Ecevit de dile getirmiştir bunu. E, 94'te Ecevit de demiştir mesela araştırın. Yani bilimsel anlam budur arkadaşlar. Yani siz sadece bugün saplantılı bağlı kalmayın. Bu televizyonlara baktığınız sürece algılarınız yönetiliyor. Ben e, Çin dersinde anlatıyorum. Çin'in Tibet bölgesinde Amerika bilinçli olarak bu e, 45 santimlik uydudan e, ya da güneş enerjisinden beslenen çanak anten dağıtıyor. Babasının ayrına mı dağıtıyor? Hayır, ulusal jeopolitiğinde dengeyi bozmak için dağıtıyor. O alanda dünyayı görsün o Tibet'teki insanlar ki burada Çin'in sarı nehir etrafını görsün ki kendi ülkesinde bile ne kadar zıtlık olduğunun e, göstergesinin görülmesini istiyor. Yani biz şunu anlamalıyız. Küresel güçler bir unsuru istiyorsa bunda kesinlikle bir hinlik vardır. O yüzden doğru politikayı doğru zamanda doğru şekilde masada imzalamamız lazım ki biz o işten zarar görmeyelim. Ama ben bakacak olursam şimdi Kanal İstanbul yani jeopolitik anlamda arkadaşlar birazcık yani olabilirliği yüksek bir şey. Neden? Orta Asya'da Don Volga denilen bir nehirle Karadeniz'den, Karadeniz'den Hazar Denizi'ne bir geçişin olduğunu biliyorsunuz. Şimdi onun ilk mimari kimdir? Biliyor musunuz? ilk düşünen kimdir onu? Sokullu Mehmet Paşa değil mi? Evet Bahadır çok güzel. Sokullu Mehmet Paşa. Onun bir defterdarı vardı. O defterdar bunu fikir ediyor. Ve bu fikri getiriyor Sokullu'ya. İşte diyor ki böyle böyle bir şey var diyor. Biz yapsak diyor. Kanuni dönemiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tamam diyor Sokullu Mehmet Paşa'nın bu teorisi yapılıyor. Ama tabii 1850, yani geç dönem Osmanlısı olduğu için birazcık daha ekonomik anlamda gücü olmuyor ve bunu yapamıyor. Ne yapıyoruzlar? 1950'de arkadaşlar, o dönemde de bu aynı bu zamanki gibi e, sıkıntılar olmuş, Yapmayın, ne gerek var, para yok falan denilmiş. <laughs> Ama Rusya 1950'de onu inşa ediyor ve inşa ettikten sonra Türkmenistan, İran, Azerbaycan, e, o bölgede karşıda e, şeyde yani oradaki bölünen dört ülke ve Rusya. Karadeniz'e bağlanıyor. Karadeniz'den Akdeniz'e bağlanıyor. Bu önemli bir jeopolitik adımdır. Siz bu adımı Kanal İstanbul'la gerçekleştirirseniz ama doğru zamanda şu an kesinlikle doğru zamandayız. Neden? Biz ne şu an çevresel anlamda onun e, kayıplarını tespit edebilecek bir durumda bir ekonomideyiz ne de çeşitli e, ülke için çıkarlarını e, masada hesaplayabilecek konudayız. Neden? Paran yoksa dışarıdan Aynen. alırsın arkadaşlar. Ve bu dışarıdan aldığın parayla da onların istediği bir güzergahtan onların istediği gibi yaparsın. Yani bunu zamanda mekanda iyi değerlendirilmesi gerekiyor ki İstanbul Jeopolitiği adı altında Kanal İstanbul bizler için doğru olsun. Ya ben geçen gün e, şeyde siyaset akademisine davet etmişlerdi. Orada da dile getirdim. Rusların özellikle fiziki coğrafyacıları 1930 1960 yılları arasında bizim Karasu'da ne işleri vardı? Karasu İznik oradan o e, Akarsu hattı boyunca İzmit e, Körfez'den çıkmak üzere bir e, alan oluşturulduğu yani oradan bir iç e, nehir üzerinden kesinlikle kar, yani Kanal İstanbul'u alternatif gibi düşünün. Onun planlamalarının yaptığını neden biliyoruz biz o dönemde? Az önce ne dedim? Polonya sendromu vardı Türkiye'de ve Türkiye'yi parçalamak ve yönetebilmek için o zamanlarda planlar yapabiliyorlardı arkadaşlar. Ve bu planları o zaman Sakarya-İzmit nehri üzerinden bir ulaşım ağı kurulmak istendi. Bugün de e, biraz daha e, kuzey kesimden bu yapılmak isteniliyor. Ancak şunu söyleyeyim ben size, jeopolitik anlamda e, bu bir artı sağlayabilir. Ancak kendi finansmanını kendimiz sağladığımız takdirde. Ve eğer bunu sağlayamazsak arkadaşlar ne çevre açısından koruyabiliriz ne çeşitli sıkıntılardan. Hocam peki bunu dediniz. Bu benim dediğim çok iddialı bir cümledir. Onu da ifade edeyim. Çünkü çoğu buna muhalif olurken ben şu an jeopolitik anlamda olabilirliğini söylüyorum. Ama şunu da e, dile getirmek istiyorum. Bitki açısından, insan açısından, işte e, bölgede yaşayan canlı deformasyon açısından ya da çeşitli unsurlar açısından baktığınızda bunun yapılması İstanbul'a zararlıdır iç mekanizmada, iç jeopolitikte zararlıyken ben de dış jeopolitik anlamında faydalı olabileceğini söylüyorum sizlere. Yoksa bir e, akarsuyla e, yarım adayı ikiye bölmek iç jeopolitikte de sıkıntılara sebep olabilir arkadaşlar. Dış jeopolitik anlamında elimizi güçlendirmek anlamında artı sağlayacaktır. Yoksa 1936 yılında Montrö ile birlikte hiçbir şekilde Amerika'nın giremediği Karadeniz'e deniz yani savaş anlamında giremediği Karadeniz'e oradan girebileceğini biliyoruz. Ama bunların e, bir savaş sahada olduğu gibi masada da önem kazanır ve masada kazanılır savaşlar. Dolayısıyla biz bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Mesela şu anda Azerbaycan'ın çeşitli sıkıntılar yaşadığını görüyoruz son günlerde yine tekrardan. Ben dersim alan arkadaşlara söyledim. Dedim ki 10 tane madde var. Bakın bu 10 maddeyi anlattım ben size. Dedim ki şu an 3 tanesini gerçekleştirmediler. Bu 3'ü gerçekleştirmediği takdirde şu şeyi aldık işte bilmem nereye girdik diye görmemek lazım. Bunlar gerçekleştirildiğinde gerçek jeopolitik üstünlük kazanılacaktır arkadaşlar. Eğer bunları gerçekleştirmediğinizde siz bir işi yarım bıraktığınızda küresel güçler bunu çok iyi şekilde değerlendirebiliyorlar. Küresel güç öyle bir kavram ki günümüzde e, geçmişte de öyleydi. Örnek vereyim. Çok karıştırıyorum farkındayım ama zihnin yakmaya çalışıyorum sizlerin. Geri gidelim. 1014 yılı York denilen bir şehirde bir baş başpiskopos çıkıyor diyor ki ya diyor ben diyor dünyanın diyor yok olacağını düşünüyorum. Dünyanın sonunu geldiğini düşünüyorum diyor. 1014 nereye 2021 nereye yok nok olmamışız. Allah Allah algıyı yönetmişler demek ki ulusal anlamda. Daha sonrasına gelelim. Günümüz yakın tarihine gelelim. 1991 Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'de toplantısında diyor ki Bush küresel dünya çok önemlidir. Küresel ticaretin gelişmesi lazım. Küreselleşme, globalleşme dünyayı kurtaracak şeydir diyor. Aynı devletin aynı, toplan, aynı toplantısında Arkadaşlar bu sefer de Trump 2018 yılında ne diyor? Küreselleşme denilen bir şey yoktur. Küreselleşme kavramı tamamen uydurulmuş bir kavramdır diyor. Yani şimdi aynı insanlar, aynı devletler, aynı mekanda farklı söylemler yaptığını görüyoruz. Ee, bunu geçen hafta dersimde de dile getirdim. Çok güzel bir şey vardır. Dede Korkut'un arkadaşlar bir şeyde menkıbesinde şöyle bir ifade geçer. Deli Dumrul bir nehir bir yolda bir taraftan bir tarafa ip bağlamış. Geç, o ipinden arka tarafına geçmek yani zorunlu. Geçenden demiş 300 akçe alıyorum. Geçmeyenden döve döve 400 akçe alıyorum demiş. Yani buradan bile ben siyasi politikte gücün anlamını görüyorum. İster geç ister geçme demiş. Yani 400 akçemi alırım ben. Ta ne Deli Dumrul'dan bile bu var aslında. Türkiye'de de aynı şeyler yok mu? Ne oluyor? Gümrük Birliği kuruyorlar 1950'li yıllarda. Biz diyoruz ki mecbur bağlanalım gidelim şunlara. Geçsek de vereceğiz, geçmesek de vereceğiz. Yani küresel dünya öyle bir mekanizma ki birbirlerini yani şu çark, bir makinenin çarklarını düşünün. Her bir tanesi bir dişli olarak yani bu dişliğin biri bir ülke. Siz isteseniz de istemeseniz de bu makina döndüğünde bu çarkların içerisinde var olmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Tabii çarkların kimisi büyüktür, kimisi küçüktür. Ancak büyük devlet olmak, Bölgesel devlet olmak arkadaşlar, üst çerçeveden devamlı bir iki adım geriden gelip ve e, yeri geldiğinde yani ileri doğru git, bir iki adım geriden olayı gözlemlemek gerekir. Günümüze gelelim, soruyu günü, e, konuyu günümüze getirelim artık. Polonya'ya İHA satıldı. Neden Polonya? Yani bunları sorgulayın arkadaşlarım benim. Neden Polonya? Neden başka ülke değil? Az önce ne dedim size? 1930-1960 Türkiye'de Polonya sendromu vardı dedim. Bakın bağdaştırıyorum ikisini. Çünkü Polonya ne oldu? Biliyorsunuz ki Soğuk Savaş esnasında yarısını Ruslar, yarısını Almanlar yok etti ve çeşitli sıkıntıları yaşamış bir ülke olaraktan Polonya Avrupa'da diğerlerinden ayrılır. Ve Almanya arkadaşlar günümüz Almanya'sı o kadar önemli bir noktada yer almakta ki Avrupa Birliği için yüzünü ne zaman döndü Asya'ya? Avrupa Birliği'nin bittiğinin işaretidir. Çünkü Avru Almanya ile birlikte bir mekanizma orada sağlanabilmekte ve Almanya, dikkat edin, Türkiye'de olduğu gibi diğer Avrupalı devletler tarafından Germen olarak ya da çeşitli adlandırmalar yapılırken diğerleri gibi değildir. Almanya bölündüğünde hemen bir yaftalama yapılmıştır. Doğu Almanya, Batı Almanya diye. Onların da demek ki bir şeyi var ki bunlar doğuya dönebilir diye o tarihlerde bile biliniyor arkadaşlar ve e, dünya küresel sistemlerinde siz ister makro ölçekteki ülkelerle çalışın ister mikro ölçekteki ülkelerle kendi konumunuzu her zaman siyasanızı iyi oluşturmanız lazım. Bu anlamda coğrafyacılar eksiyiz. Coğrafyacılar olarak alanda yokuz arkadaşlar. Neden yokuz? Çünkü biz genel gözden bakıyoruz her şeye. Ya her şeye genel işte yorum yapa yapa buraya geldik. Artık yorumu birazcık bırakmamız lazım. Diyebilirsiniz hocam yorum yapıyorsunuz siz de şu an. Ya evet ben yorum yapıyorum ama benim karşımda 200'den fazla bir öğrenci arkadaşım çeşitli katılımcıların olduğu genel bir saatte bütün derdimi anlatmam gereken bir toplantı var. Dolayısıyla ben oralara buralara götürmek istiyorum sizi. Ondan dolayı genel yorumlar yapıyorum. Yoksa ben kendi ekibimdeki arkadaşlarla elimden geldiğince bir şeyi derinlemesine girmeye çalışıyorum. Yani yüksek lisans tezi yazıyorsunuz. Örnek misal. Ya oranın coğrafyası, buranın coğrafyası, şuranın coğrafyası yerine bir keyziniz olsun, bir probleminiz olsun, bir problem üzerinden gidin bir şeyi çözelim ki biz ha desinler ya coğrafyacılar da çözebiliyor. Lafım meclisten dışarı bu işi hakkıyla yapan hocalarımız da var. Neden? Şöyle misal, örnek misal. Eğer bizim önümüzden gidenler olmasaydı biz olamazdık arkadaşlar. Yani ben şimdi bir Hamza hocam olsun, bir işte Ayşe hocam olsun. Yani benim e, Hamza hocam jürümde de bulunmuştu, doktora jürümde. Onların değerli katkıları olmasaydı ya da işte Nazmi hocamızın katkıları olmasaydı ben şu an şu noktada bunları konuşamıyor olabilirdim. Ama ben hocalarımdan işin nüvesini öğrendim. Bunu jeopolitik anlamda e, elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bir de e, derslerim açısından Doğu Asya bende, Güney Asya bende. İşte Orta Doğu'nun işte çeşitli dersleri bende, Kafkaslar bende, Orta Asya bende. Asya jeopolitiğine baka baka bölgesel anlamda ilginizin çektiği yöne doğru yönleniyorsunuz arkadaşlar. Bu açılardan önemlidir ve bu hususların da unutulmaması gerekiyor. Yani bir mesela şöyle anlatayım size. Wikipedia'ya Wikipedia'ya yazın. Sakarya Nehir Taşımacılığı Projesi. Yazın şimdi. Çoğunuzun ekran başındasınız. Ya da dördüncü notumu alın. Sakarya Nehir Taşımacılığı Projesi. Ya bu projeyi yazmışlar adamlar. Sağ tarafındaki fotoğraflara baktığınızda Sakarya'nın karşısında bilinçli olarak ya da bilinçli olmayarak arkadaşlar Tuna'nın var olduğunu görüyoruz biz. Çünkü İstanbul'un güvenliği Tuna'dan başlar. Siz Tuna'nın güneyini eğer koruyamıyorsanız İstanbul'u koruyamazsınız. Dolayısıyla İstanbul jeopolitiğini bu açılardan bakmamız lazım. Yoksa ben şimdi bu derste hepsini yani bu anlatımda bütün detaylara giremiyorum. Ulaşım açısından. yani İstanbul'da iki tane ana arterin olması büyük bir eksikliktir E5 ve Temin. Neden? Ara arterlerin daha zenginleştirilmiş olması lazım. İleride bir atom bombası ya da çeşitli bir bombayla orası imha edildiğinde ulaşımın sağlayamayacağı şehirsel jeopolitik anlamda krize açık yol açacak unsurlar vardır. Ama benim öncelikli olarak bir vatanı korumam, bir evimi korumam lazım. Ondan sonra detaya girmem lazım. İşte biz detayları, anaları çok gerçekleştiremediğimiz için küçük detaylarda boğulan bir toplumuz bu yüzden. Bunları aştığımızda bir İstanbul'un jeopolitini gerçek anlamda var edebileceğiz. Yani 568. yıl münasebetiyle düzenlenmiş olan bu toplantıda aslında Fatih Sultan Mehmet'in adı çıkar ön plana. Ama aslında... Arap Camii döneminde gelenler ya da çeşitli cami işte dönemde devamlı akınlar olmuştur. Arap Camii ile orada bir varlık kazanılmıştır. O bölgede bir e, işte yani İstanbul'u fethetmek amaçlı ister Araplar olsun ister çeşitli milletler olsun o bölgeye gelindiği görülmüştür. Yani bir tohumu atın ki size meyve versin. O tohumu atmadığınız sürece hiç durmadan ellerimizi açalım. Allah'ım bana ha, tabii ki rahmet sorgulanmaz verebilir ama Zahmetsiz rahmet de olmaz arkadaşlar. Bunlar neticesinde jeopolitiği düşünmemiz lazım. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Google'a yazdırız. Sakarya Nehir Taşımacılığı Projesi. Yazanınız var mı? Hocam çete bırakıldı. Tamam. Şimdi bakın onu girdiğinizde sağ tarafta direkt Tuna'yı görüyorsunuz değil mi? Ya Ali, sen, sen şöyle düşüneyim. Ne keramet <laughs> orada? Ben Sakarya Nehir Taşımacılığı <laughs> projesi yazıyorum. Sağ tarafta Tuna'nın resmi çıkıyor. Nedendir bence? <laughs> Anlıyorsunuz yani şu var. Artık bunlar öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar. Yani yok Yandex'e izin verirken, yok e, Instagram'a izin verirken. Yani gündüz mesela ben Abdullah'la diyorum ki, Abdullah ya gel de Isparta'da durup durmayalım. Bir Davraz'a gidelim. Bir Gölcü'ye gidelim diyorum. Hemen bana şey çıkıyor. Ya bakıyoruz diyoruz ki Gölcük seyahatle işte Davraz'a iki saatte varmak ister misiniz diye Instagram'dan, Facebook'tan reklam düşüyor. Yani bu noktada çepe çevrelenmiş bir ülkenin arkadaşlar kendi tohumlarını oluşturabilecek genç kuşaklara ihtiyacı var. Ve bizler de şükürler olsun her ne kadar aritmatik ortalamamız 32 gibi yüksek bir rakama doğru çıksa da hala nüfusumuz genç. Yani bir e, işte bu sihalarla olabilir, ihalarla olabilir, coğrafyacıların kendi alanında yapabilecekleriyle olabilir. Biz jeopolitik anlamda kendi gücümüzü halen içerimizde barındıran bir toplumuz. Ve bunun gerçekleşmesi için de elimizden geleni yapmamız lazım. Teknoloji artık yani şunu anlatmak istiyorum size. Jeopolitikada değişen ve değişmeyen unsurlar var. Değişen, değişmeyen unsurlar artık eskide ama ana unsurlar. Onlar zaten mutlaka bakılıyor. Yani hiç bilmeyen adam bile şu an buraya çıkarsanız yuvarlama işte coğrafya önemlidir, yarımada olması, işte ada devleti olması önemlidir gibi yorumlamalar yapabiliyor. E demek ki bunu herkes yapmış. Bizim neyi yapmamız lazım? Değişebilen unsurlar dediğimiz işte ekonomide, nüfus yapısında, işte e, askeri yapıda ve en önemlisi bilimsel ve teknolojik anlamda çeşitli yatırımlarımızı yapmamız lazım ki ileride var olabilelim. Mesela. Yurt dışında arkadaşlar çeşitli kaynakları takip edin. Bizim kendi kaynaklarımız ya yanlıdır ya da belli bir tarafa yönlendirmedir. Dolayısıyla bu kaynaklardan beslendiğinizde bazı şeylerin doğruluğunu ya da yanlışlığını çok iyi bir şekilde göremezsiniz ve bunu göremediğinizde de çeşitli sıkıntılar çıkar. Mesela e, işte bizim şu an İHA önde gelen birisi mesela Bayraktar grubuna baktığımızda Çin ne yapıyor bu gruba dikkat edilmeli. Bu grubun işte çalışmaları. E, hava tarihinin dedesi olarak Türkiye'de geçebilir bu insan. Yani bir şey var değil mi? Bir o tarafa yönelme var. Demek ki bizim jeopolitik anlamda o insanları da koruyabilmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Türkiye öyle bir dönemde ki artık bu dönemsel olarak bunları inşa ettiğimizde biz var olabileceğiz. Yavaş yavaş ben toparlamak istiyorum arkadaşlar. Fatma bir şey sormak istiyor. Hemen Fatma'yı dinleyelim. Ya da yanlışlıkla mı bastı? Fatma Kara bir şey sormak istiyor musun? Bir işareti görüyorum ama. Hocam, hocam sesin Evet sesin geliyor Fatma. E, hocam e, Tuna'nın jeopolitiğinden bahsettiniz yani Türkiye açısından. Şu anki e, durumda mesela biz o coğrafyayı kaybettik. Hala biz Sakarya ile Tuna'yı bir arada değerlendirebilir miyiz jeopolitik açıdan? Değerlendiririz. İşte bak oraya getiriyorum Fatma. Neden? Artık Önceden jeopolitika teoriler vardı. Kara teorisi, işte oradan geçtiler. E, deniz teorisi oldu. Oradan geçildi. Hava teorisi oldu. Artık uzay teorisi, siber teori denilen yeni teoriler çıkacak. Yani jeopolitika bu noktada o kadar güzel ki siz bir şeyin altını güzel bir şekilde doldurursanız siber jeopolitik dediğinizde belki de dünyada ilk defa senin adın duyulacak Fatma. Yani ben şunu anlatmak istiyorum bunu cephesel anlamda direkt karşı noktasında kara suya, siz öyle bir mekanizma kurmanız lazım ki artık karaların eskisi gibi fethedilme dönemi bitti. Yani ben buradan Çin'i kontrol edebiliyorum. Buradan oturduğum yerden Amerika'yı kontrol edebiliyorum. Yani teknolojik ve bilimsel üstünlüğü sağladığında Tunan'ın jeopolitiğini korumuş olacağız. Hı -hı. Bunu anlatmak istedim özellikle Fatma. Peki teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Şimdi bunlar sağlandığında arkadaşlar biz var olmamız lazım. Yani dış politikte İstanbul özelinden değindim. Özellikle işte e, bazı alt unsurlara girmiyorum. Kanal İstanbul üzerinden devam etmek istiyorum. Çünkü bir saatlik bir süre gibi gördüm. Ve şu anda 52. dakikasındayım. ve yarısına gelemedim. Neyse sonucu biraz toparlamak istersem şöyle. Türkiye'de dış politikada çeşitli adımlar atıldı. Sıfır sorun Abdullah e, yok Davutoğlu döneminde. Ya da günümüzde e, Kalın, İbrahim Kalın'ın işte değerli yalnızlık politikası gibi. Çeşitli adımlarla, çeşitli söylemlerle biz dış politikamızı desteklemeye çalıştık. Ben coğrafyacı bir jeopolitik çalışan birisi olaraktan şu an ne yapmamız gerekiyor? Dilde, dinde ve kültürde birliktelik sağlamak için önemli değişen jeopolitik unsurlar üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz dilde, dinde ya da kültürel anlamda birliktelik sağlayabileceğimiz alanlarla çalıştığımızda jeopolitikanın bütün unsurlarını sağlamış oluyoruz. Neden? <laughs> Libya'ya gittiğinizde orada direkt söylem şu oluyor. Ya bu adamlar zaten burada 100-200 yıl önce vardı. Yani dolayısıyla bunların buraya gelmesi çok garip değil diye görülüyoruz bizler. Ya da aşağı bölgeye indiğinizde ben her dersimde her şeyimde ifade ederim. 1812 Osmanlı haritası arkadaşlar Türk jeopolitiği anlamında önemli bir haritadır. Beşinci madde olarak bunu yazın. 1812 Osmanlı haritasını yola çıkaraktan bazı şeyleri görebilirsiniz. Ve bu gördüğünüzde yani biz bu alanlarda çok önce değil ya işte 200 sene önce oralardaydık. Dolayısıyla oraya gittiniz diye ya caminiz var ya tekkeniz var ya da bir kalıntınız var bir iziniz var. E dolayısıyla o alanlarda yabancı insanlar yabancı kişiler değiliz. Ulusal jeopolitik merkezi olmazsa olmazdır. Ama bunu Kaan Kapan işte e, Ali Uğur değil arkadaşlar. Devlet mekanizmasında bu unsurun açılması gerekiyor. Bu var ancak işte e, milli istihbarat teşkilatında ya da istihbarat dairelerinde güvenlik amaçlı olarak var. Bunun politik anlamda da geliştirilmesi için çeşitli merkezlerin açılabiliyor olması lazım. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki hocam çok açık sözlüsünüz ya. Yani bütün bildiğiniz taşları önünüze atıyorsunuz. Ya yani bunu ataraktan da e, elinizdeki doneleri veriyorsunuz. Arkadaşım benim bir numara olma gibi bir gayem yok. Ben şunu iddia ediyorum. Ben yetiştirdiğim öğrenciyi ya da bizim yetiştirdiğimiz öğrenci benim üstüme geçmiyorsa ben hocalık yapmış değilimdir ya. Ben her zaman e, işte genelin bilgeliğinin daha üstü olduğunu düşünürüm. Ben ekip olarak bir noktaya gelmek istiyorsam ben o noktada e, ekibimle gelebilir. Tek başına Kaan Kapan ne yapabilir? Doğu Akdenizle ilgili kitap yazılıyor yaz, yazılacak oluyor meclisten. Ya Kaan Hocam yazar mısın? İşte rektörlükten yazarız. İşte Kafkaslarla ilgili et zaten konu alalım diyoruz yazarız. E şimdi mesela geçenlerde diyorlar ki hocam kültür jeopolitiğiyle ile ilgili Balkanları yazabilirsiniz. Ya, ben hiç birini ben şimdi yazsam o zaman eleştirdiğim kısma geçmiş olacağım. Yuvarlama cümlelerle, yuvarlama işlerle e, belli bir noktaya doğru adım atıyor olacağım. Ama bunu yapmamamız lazım. İşte ben bunu nasıl yapmayacağım? Az önce Emre'yi gördük mesela bir sözle katıldı. İşte Emre Emre'yi ne yapıyoruz? Arktik bölgesinde geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, az önce e, fotoğraflara baktığımda kimler katıldığını gördüğümde işte e, Onur'u gördüm. Onur ne yapıyor mesela? Kıbrıs ya da e, Afrika üzerinde çalıştırmaya çalışıyorum özellikle. E, bu alanlar da çünkü bölge uzmanı olmak, ülke uzmanı olmak arkadaşlar size yeterince e, bir unsuru sağlayacaktır. Ya Siz hiç düşündünüz mü? E, bir alana baktığımızda, bir çepere baktığımızda biz neden o alanlarda var olmuyoruz? Çünkü her şeyi birazcık bildiğimizden. Ama aslında o her şeyi birazcık bilen bir iki kişiye ihtiyacı var. Onun sonrasında detaya girmemiz lazım. Şimdi siz bana diyebilirsiniz. Hocam siz de biraz genel cümleler yani özellikle bu yıl çıkacak olan yayınlarıma bakın. Genel hususlardan bahsediyorsunuz. İşte e, dün akşam elimdeki mesela e, askeri ve siyasi örgütlerin jeopolitik açıdan değerlendirilmesi diye bir çalışma yapıyorum. Genel bir yayın. Ya da Doğu Akdeniz'in coğrafyanın üstünlüğü açısından Doğu Akdeniz diye bir çalışma yaptım. E, o da genel. Ama bizim bunları benim bir genel göstermem lazım kitleye ki alttaki öğrencilerim daha e, detayına girebilirsin. Nasıl diyebilir miyiz? Emre miydi? Alttan birisi chat'ten şey şöyle diyebilir miyiz hocam dedi ama. Sesi yok galiba arkadaşımızın. Sorusunu göremedim hocam bende. Bir yerde yoksunuz, hiçbir yerde yoksa. Aynen öyle. Yani bir yerde bir şekilde Değişen faktörler, coğrafyanın değişen jeopolitik unsurlarından birinde illa mutlaka var olmak zorundayız. Yoksa biz kendi kendimize, biz bölgesel jeopolitik anlamda güçlüyüz, biz bölgesel bir devlettir der der sıralamalarda aşağıya düşeriz arkadaşlar. Bu noktada da İstanbul'un e, Türkiye'nin kalbi açısından olduğu bir bölgede e, ne kadar da önemli olduğunun e, göstergelerinden biridir. E, Emre buyur. Hocam şimdi siz değişen değişmeyen jeopolitik unsurları anlattınız. Konuda İstanbul şimdi siz Kanal İstanbul'dan da bahsettiniz. Hani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Kanal İstanbul yapılacak, köprüler falan böyle birkaç milyon insan adada yaşamaya başlayacak. Böyle yapay bir ada gibi. Şimdi bir değiş bir değişmeyen unsur değişti İstanbul'da. Evet. Ve bunun askeri yönü var. Savunma açısından köprüler falan kuruyor. Bu da değişen bir unsur. Bu da İstanbul'da bir değişim yarattı. Şimdi ben şunu soracağım. Hem bir değişmeyen hem bir değişen unsurumuz değişti İstanbul'da. Bu İstanbul'un savunması açısından sizce risk yaratır mı? Jeopolitik riski arttırır mı? Yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi senle şöyle bir e, direkt karşılıklı diyalog yapalım Emre. Milli Savunma Üniversitesi'ne seninle birlikte bir tane makale yolladık. E, askeri coğrafya ile alakalı değil mi? Evet. Askeri coğrafya çalışması Türkiye'de ilk defa ne zaman çalışıldığını biliyorsun. Evet. Günümüzde askeri coğrafya çalışması yapılmış mı Emre? Yok. Yok. Neden? Biraz detay gir. Biliyorsun bu konuyu sen. Ondan dolayı diyorum. Yani hocam ilk başta şey eskide kalıyor, kötü bakılıyor. İhmal ediliyor coğrafyada ihmal edilince. Aynen. Şimdi şu var. Askeri coğrafya, hak coğrafyası, jeopolitika, siyasi coğrafya bunlar birbirleriyle kardeş olan alt alanlardır. Bu alanların değerlendirilebilmemiz için tabii ki değişmeyen unsurların ana bir unsuru yani coğrafyanın bütünlüğünün İstanbul'da bölüneceğini göreceğiz. Bunun bölündüğünde de coğrafya açısından mikro jeopolitik anlamda çok büyük sıkıntıları da beraberinde getireceğini zaten dile getirdim. Ancak genel jeopolitik anlamda baktığımızda Orta Asya'daki devletlerin işte e, Karadeniz üzerinden rahatlıkla bir ulaşım sağlayabilmesi ya da Kafkaslar ya da Rusya'nın o bölgeden daha rahat bu bölgeye çıkması gibi çeşitli stratejilerde artılar sağlayabilecektir. Ama ben şunu da rahatlıkla dile getireyim size. Ben anladım Emre'nin demek istediğini. Yüzde yüzlük bir Kanal İstanbul projesini düşündüğümüzde jeopolitik anlam belki de yüzde ondur arkadaşlar. Yani yüzde onunu oluşturan bir alt unsurdur. Ben bu jeopolitik unsurun %10'unu oluşturan jeopolitik anlamda da %80'lik genel jeopolitik açısından yapılabilir diyorum. %20'lik eee mikro açısından Kanal İstanbul çünkü o adada kalanların güvenliğinin sağlanması, adada kalanların işte çeşitli politikalarda işte o bölgenin su havzaları, işte biyoçeşitliliğinin zarar görmesi açısından çeşitli sıkıntılar oluşturabileceğini söylüyorum. Ee, yani burada daha net anlaşılsın. Yüzde yüzlük bir kanal projesinde yüzde ona düşen, kendi payına düşen jeopolitikle alakalı bir yüzde onluk kısmında yüzde seksenli kadar e, olumlu bakıyorum. Öyle diyeyim. Fatma? E, hocam e, bu Kanal İstanbul'un jeopolitik olarak e, faydalarını böyle biraz daha açar mısınız bize? Tabii Anladık de. hani jeopolitik olarak siz bunun iyi olabileceğini düşünüyorsunuz ama bir sürü işte asker konuşuyor, bir sürü uluslararası ilişkilerci konuşuyor ve onlar aslında e, bazı dezavantajlarını da anlatıyorlar, risklerini de anlatıyorlar. Coğrafi açıdan da e, iklim konusunda İstanbulları çok etkileyebilecek bir durumda var. Var. Yani evet, evet. merak ediyorum ben. Şimdi Devamlı. Fatma şöyle söyleyeyim yüzde yüzlük alanda baktığımızda yüzde onluk bir kısmını genel yani İstanbul'un bütün özellikler açısından değerlendirdim yüzde onu diyelim hadi bu yüzde onda da yüzde seksenlik kısımda bir olumlu düşüncem var. Çünkü neden? Biz eğer küresel anlamda kendi gücümüzü ortaya koyabilmemiz için ekonomik özgürlüğün sağlanması lazım. Ekonomik özgürlüğün sağlandığı bir coğrafyada ancak çeşitli politikaların geliştirilmesiyle mümkün olur. Örnek Orta Asya'daki devletlerin özellikle 1990'lı yıllarda kurulduğundan sonra biz komple oraya gidilmiştir aslında. Gidildi ancak oradan gerekli cevap alınamadı. Çünkü Rusya egomanyasından çıkan bir Orta Asya toplumunun e, genel olarak bir de Türklerin egomayan Türkiye'nin etkisi altında kalmak istemediklerini görüyoruz. Ama günümüzde artık Kazakistan'ın gelişmesiyle, Özbekistan, Türkmenistan'ın özgürlüklerini geliştirmesiyle birlikte bu alandaki bazı unsurlarını çeşitli uluslararası camiaya çıkarmak istekleri var. Ve bu noktada ben artık diyorum ki ya Türkiye tamam kaynağı olmayabilir ama yol ve bu yol üstünlüğünü, bu yol stratejisini kullanmak durumundayız. E biz Möndro'ya baktığımızda 1936 yılında işte bu şu geçebilir, paralamazsın, onu alamazsın, bunu alamazsın. Ama en nihayetinde Küresel anlamda sizin bir kapıyı tutabilmeniz size güç katacaktır. Neden? Eğer e, Rusya ile gerçekleştirilecek, Amerika ile gerçekleştirilecek olan bir antlaşmayı biz zeminde oturttuğumuzda eğer diyebiliyorsak ki... ...kardeşim senin şu savaş gemin geçer, şu geçemez gibi bir ifade kullanabiliyorsak bu olumlu. Ama şunu da bakın özellikle ama özellikle ifade ediyorum... Bu anlaşılmasın ki direkt ben ya hoca çok olumlu bakıyor. Bugün olumlu bakmıyorum arkadaşlar ben. Ekonominin Hocam, durumu ortada. E, benim bu, bu konuda bir itirazım var. E, bu Tabii. geçişle geçişlerle ilgili. Mesela aslında e, 1980'lere kadar Şöyle bir uygulama var. Aslında boğazlardan e, Fransız frangı yani altın al alınması gerekiyor Türkiye'nin. Ve maddi anlamda bir getirisi var ama 1980 askeri darbesinden sonra bu boğazların geçişiyle ilgili o paraları almıyorlar. Rusya'da ben ödemem diyor. Ve bu bu şekilde devam ediyor aslında politik olarak. Yani Türkiye'nin hakkı var aslında Montreux'a göre para almaya ama evet. Türkiye almıyor 80'den bu yana ve kimse yani. de o altını ödemek istemiyor. Aslında Montreux'un bize bazı getirdiği getiriler var. Hatta çok büyük getiriler var ama biz ne kadar? Biz sadece güvenlikle ilgili kısımlarını yani bu savaş e, gemileri konusundaki şeyleri kullanıyoruz. Mesela maddi şeylerini kullanmıyoruz açıkçası. Montreya göre alamadıklarımızı biz Kanal İstanbul'u açarsak nasıl alacağız? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Şu an alamayız diyorum. Ben de aynı şeyi katılıyorum seninle. Şu an. Yani e, şu an e, siyasi ve politik olarak o kadar güçlü değiliz. Kanal değil. İstanbul'u yapmamızın da aslında bir getirisi olmayacak. Yani Kesinlikle. şu an var olan haklı var olan göre bile alamıyorsak Kanal İstanbul olduktan sonra da yani alamayız bu e, konjektürde. Sana kesinlikle katılıyorum. Zaten şu an itibariyle, bak ben mesela hep sunumumun başından beri ne diyorum, şu an kesinlikle uygun değil. Çünkü neden? Biz bunu yaparsak, aynı Möntro'da bulunan ekonomik anlamda yapabileceğimiz adımları atamadığımız gibi, e, şu anda atamayacağız. Yani küresel güçler tarafından yaptırılan, inşa edilen bir Kanal İstanbul projesinden biz fayda göremeyiz. Doğru diyorsun. Yani benim anlatmak istediğim şu, bu proje çok bence e, jeopolitik anlamda mı? yüzde onluk anlamda olumlu bir proje, yapılabilir bir proje. Dünyada güç sahip nokta kazanmak adına ama şu anki ekonomik politikada biz bunu yaptırırsak sen orada çok güzel bir ifade kullandın. 1980'e kadar kullanıyorduk dedin. 80'de bir şey oldu dedin darbe. Darbeden sonra biz evet. bunu birazcık daha kullanamıyor. Neden? Darbe yani Türkiye'nin, Anadolu'nun kendi has bağrının içinden çıkan çocuklarının oluşturduğu bir oluşum değil biliyorsunuz. Daha öncesinde, 3-5 sene öncesinde de gördüğümüz gibi. Yani, bu... yani evet, altın standardı koymuşlar yani. Montre'de bu yazıyor kağıtta. Bu yazıyor. Anla ve imza Peki. montre Peki. anlaşmasına göre geçişlerde işte belli bir oranda altın, e, a, fransız frangı gibi yani altın ya da onun yerine altın şeklinde e, ödeme alması gerekiyor Türkiye'nin. Yani öyle bir hak koymuşlar ama e, 80'den şu an Türkiye'den almıyor onu. Aynen alamıyor. 80'den sonra alamıyor. Yani güç kaybettiğinizde arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size güç kaybettiğinizde jeopolitik anlamda çok şey kaybediyorsunuz. O yüzden e, ben genel çerçevede jeopolitik gözde Kanal İstanbul'un eninde sonunda yapılacağını düşünüyorum. Yani bunun hocam, eksi yönlerinin e. çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani eksi yönü artı yönünden çok daha fazla. Onu da rahatlıkla dile getireyim. Peki ama, hocam. Ama biz yapalım. Yani kendi bütçemizle yapabiliyorsak yapalım bunu. Yoksa aynı dediği gibi Fatma'nın 80 darbesi öncesi sonrasında öncesi ve sonrası nasıl ekonomik anlamda farklılık varsa aynı şeyleri yaşarız. Ve bize olan işte iklim açısından zararı, bitki açısından zararı, çevre açısından zararının e, göstergelerini yaşamış oluruz. Onunla da elimizde kalmış olur yani. Hocam peki bu Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerle Kanal İstanbul'un e, nasıl bir bağlantısı var? Ben onu çok çözemedim. Yani Don orada Vol geçiş üstünlüğü mü vereceğiz biz onlara yani? Öyle bir durum mu öngörüyorsunuz? Şöyle düşün. Don Volga'ya bir bak tamam mı? 1952 Rusya'yla yapılan bir e, Don Volga ve bunu alternatif projeler geliştirmek istiyor. Özellikle Nur Sultan e, Kazakistan alt tarafına Avrasya kanalı mı diyordu ya orada o şekilde bir tanımlama geçiyor. İkinci bir kanal projesi düşünüyorlar. Azerbaycan işte o Gürcistan hattının üstünden yani eski Don Volga nehirlerinin altında bulunan iki nehirden Avrasya projesi mi diyor? Avrasya kanalı mı değişik bir kanal projesiyle de açmayı düşünüyorlar bu ileride e, direkt yani Rusya bağlantılı dahi olsa çeşitli ticaretlerin yapılabileceğini yani şu var güç konumdur. Siz... Hocam e, şu an Nahçıvan Karayolu'nu bile durdurmuş durumdayız. Yani aslına bakarsanız tek şey siyasi politik olarak güçlenmemiz gerekiyor. Belki projeler de önemliden de önemli olan Türkiye'nin siyasi olarak güçlenmesi belki de. Siyasi olarak güçlenmek de Fatma ekonomik güçlenmekten geçiyor. Yani ekonomik anlamda güçlüysen siyasi anlamda masada otururken bile rahat oluyorsun. Yani benim babamın bir sözü vardır ben onu severim. Parası olan adam çok konuşur der. Rahattır o çünkü oğlum diyor. Neden? E parası varsa derdi ona göre biraz daha az oluyor. E rahat daha rahat konuşabiliyor. Devlet de olarak da siz bir masaya oturduğunuzda güçlüyseniz elinizde doneleriniz varsa bunları artı yönde kullanabilirsiniz. Türkiye'nin bu anlamda jeopolitikanın da olmazsa olmazlarından olan güç kavramını konumuyla ben eşdeğer görüyorum. Yani ee, bir tane şey filmi vardı. Ne house'du ya bir şey house'du bu. Hatta e, Obama falan izlemişti bu filmi, dizi filmi bir şey Housedu. Sonra aklıma gelirse paylaşırım sizlerle. Evet. Orada diyordu ne House Cards mıydı ya, neydi adı? Tam olarak şu an aklıma gelmedi de. E, i̇nternetten yazarsanız politikayla ilgili bir e, serisi olan Netflix'te de vardı. House of Cards hocam. Efendim. House of Cards. Heh, evet, evet. Şimdi orada da geçiyor o da mesela bir bölümün esnasında e, başroldeki kişi diyor ki güç konumdur diyor. Eğer konumunuz yoksa gücünüz olduğunda da bir anlam ifade etmez demeye getiriyor. Yani biz Türkiye olarak öyle bir konumdayız ki 94'te 91'de bunu gördük. 90 80'lerde gördük, 20'lerde gördük. Bunun geliştirilmesi gerekiyor arkadaşlar ve bu doğrultuda bazı planlamalar yapmamız lazım. Ee, birazcık standart olacak dinleyen arkadaşlar için ama ben bir sonuç cümlesiyle bitirmek istiyorum. Çünkü ikideki şeyde var. Ee, bizim işte 5-5-5 birinci kalkınma planı, ikinci kalkınma planı, üçüncü kalkınma planı gibi beşer yıllık kalkınma planlarıyla biz bir yere varamayız. Neden? A partisi geliyor, boş ver bunun planını diyor, atıyor kenara. C partisi geliyor, boş ver bunun planını diyor, atıyor kenara. Bunun yerine e, uzun dönemler kapanma politikası izleyen e, başarıya da ulaşan Japonya'nın uyguladığı gibi uzun yıllık planlamalar yapmamız lazım. Sonrasında sınırlarımızı değil komşumuzun komşusunu korumamız lazım ki biz gerçek anlamda bazı unsurlarda kendimizi koruyabilirim. Neden? Bölgesel güçlerin olduğu bir konumda yaşıyoruz arkadaşlar. Bölgesel anlamda bizler neyi yaşıyorsak yanımızdaki ülkeler de yaşıyor. Geçen sene jeopolitik dersinde e, Türk Coğrafya Kurumu'nun ifade ettiğim üzere yine burada bununla bitirmek istiyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye geçmiş tarihine yakın geçmiş tarihine baktığımızda 1908 yılında ne oldu? Meşrutiyet ilan edildi. 1904 yılında İran'da, pardon 1904'te Rusya'da, 1905'te de İran'da çeşitli değişim hareketleri oldu. Türkiye 1923'te cumhuriyeti ilan etti. 1917'de Rus devrimi oldu. 1925'te İran Türklerden Farslara geçti. 1980'li yıllara gelelim. 80'li yılların başında Türkiye'de darbe oldu. 79'da İran devrimi oldu. 90'larda Sovyetler dağıldı. Yani farkında mısınız? Bunun çakraları açın. Bazı oluşan olaylar birbiriyle bağlantılı olaylar. Az önce ifade ettiğim küresel güçlerin çaklarının mekanizmasında ezilmememiz gerekiyor diyeyim. Sözü de fazla uzatıp kıymetini düşürmek istemem. Sunumun başından beri 200 kişi ortalamayla gittik. Bunun için de teşekkür ediyorum. İnşallah sıkmamışımdır sizleri. Elimden geldiğince böyle genel güzel bir şekilde bir paylaşım yapmak isterim.